düşünüyorsunuz? Bu böyleyse sizin o şahsi görüşünüzdür. Ben bunu ne milletime ne devletime yakıştırmam. Doğru söylüyorsunuz. Etten dalınıyor ama kimsenin eti de gördüğü yok. Ona da geliriz ya. Merak etmeyin. Bu açlık hikayesi de aldı gidiyor başını. Kerem Donat'a söz hakkı vermek istiyorum müsaadenizle. Kerem Bey, siz nasıl yorumlayacaksınız? Tartışmalarla birlikte yani, aslında müzik yayını kısıtlaması nasıl ilerleyecek? Bu yaşam tarzına bir müdahale olarak düşünüyor musunuz siz? Yani sonda söyleyeceğim şey, ilk söyleyeyim. Net bir şekilde yaşam tarzına müdahaledir. Sebepleriyle anlatırsam bence daha anlaşılır olur. Çünkü biz hukukçuyuz. Burada da iki tane meslek büyüğüm var. Tabii genelgeyi de görmedik daha ama yani bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından ortaya çıkan şey, ismini koyalım. Bar ve gece kulüplerinden bahsediliyor burada. Şimdi bar ve gece kulüplerinin zaten hukuken aldığı ruhsatlar var. Nedir bu ruhsatlar? Bir, canlı müzik ruhsatı. İki, alkollü iş yeri açma ruhsatı. Canlı müzik ruhsatını alırken ses desibelinden ölçülüyor. Mekanın birçok noktasından dışına çıkılarak komşuları rahatsız ediyor mu, dışarıya ses gidiyor mu diye bir sürü ölçüm yapılıyor. O ruhsatı vermek için ses yalıtım sistemi isteniyor mekandan, işletmeciden. Ona göre müzik sistemi isteniyor, ona göre ses sistemi isteniyor. Yani saat... Şimdi şöyle bir durum olsa mesela Hacı Bey dedi ki dışarıdan hiçbir şekilde böyle bir şey olma ihtimali yok. Kastedilen şey başka orada. Oradan çıkan insanların taşkınlık yapmasından falan bahsediyorlar. Bu çok net bir şekilde bana göre müdahale ama şöyle Hacı Bey dedi ki cuma namazları da yasaklandı. Efendim o şeyin ilk başıydı pandeminin ve her yer kapalıyken oldu. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'deki her şeyi açıp da eğer siz gece kulübü ve barlara böyle bir kimseyi rahatsız edemezsin kisvesiyle bir saldırı yaparsanız zaten toplumla bu sürekli siyaseten tartışılıyor. Efendim muhalefet tweet atıyor. Zaten anlamadığım bir durum var Türkiye'de. Yani muhalefetle iktidarın kayıkçı kavgası. Çok net bir şekilde ortada bir problem var. Nedir bu? Her yeri açıyorsunuz. Gece 12'den sonra bazı mekanlar kapalı. İktidar bunu hep yapıyor. İki şey yapıyor. Bir, bunu deniyor. Bunu bir tartıştırıyor, bir bakıyor. İki, o tartışmadan geri adım atacaksa da muhalefeti bu tip bir alkol üzerinden tırnak içinde din düşmanlığı kisvesiyle böyle işte yaşam tarzı kisvesiyle sıkıştırıyor. Yani bunu bilinçli yapıyorlar zaten. Ama çok net bir şey anlattım. Bu ülkede canlı müzik ruhsatı ve alkollü yer açma ruhsatı var. O ruhsat da bütün önlemleri aldırmadan verilmiyor. Kaldı ki yani yaşam tarzına müdahaleden falan bahsediyoruz. Yani ben Anadolu'yu geziyorum mesleğim gereği. Ya bu ülkede son 20 yılda Anadolu'da kapatılan meyhaneler, verilmeyen ruhsatları bilmiyor muyuz? Yani tabii ki yaşam tarzı hikayesi alkol üzerinden konuşulacak. Ne üzerinden konuşulacak? Tabii ki çok net zor. Çok net zor. Nasıl hiçbir bilgi yok derken? Somut veri yoktur buna dair. Somut veri olmadığını söylüyorum. Ben kendim, bir tanesinin kapatıldığına dair somut veri bulamazlar. Zaten bu dolaylı olan bir şey. İşte yani. Siz 20 liraya, 20 yani, liraya, 20 liraya mal ettiğiniz bir şeyi 200 liraya sattırırsanız zaten kapanır orası. Ya şimdi bunu, işte bu dolaylı vergi. Bu yasak şimdi? Dediğiniz şey. Çelişmedi mi? Buna ben kimsenin sözünü kesmedim diyorum. Ama Satılmış Bey. Kimsenin dolaylı vergi dediğiniz şey, pardon, dolaylı yasak dediğiniz şey de bu zaten. Yani siz bir şeyin vergisini arttırarak ona bir şekilde ulaşımı engellersiniz. Şimdi alkolden özel tüketim vergisi alınacak. Ne gibi bir özel tüketim var alkolün? Veya 17 gün kapatmada yani millet partiler, siyasi partiler lebalep kongreler yaparken bu koronavirüs bulaşmıyordu da gece 12'ye kadar açık mekanlar gece 12'den sonra kapanınca bulaşmayacak mı? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu tamamen yaşam tarzına müdahale ve yani Türkiye'yi kısır siyasete sokmak bu. Türkiye bunu hak etmiyor. Şimdi ben bir işletmeci olarak milyonlarca lira para harcayacağım, bir mekan açacağım. Onun canlı müzik ruhsatını alırken, alkol ruhsatını alırken binlerce lira harç ödeyeceğim, bilmem ne yapacağım. Sonra çıkacaklar diyecekler ki kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Asıl kimsenin bunu söylemeye hakkı yok. Çünkü siyasetçiler seçilmeye gelirler, halkı temsil için gelirler. Asıl bu ötekileştirmektir. Bu Türkiye'yi de uluslararası ligde çok kötü gösteren bir süreç. Pekala. Buna hiç gerek yok. Peki Kerem Bey, tekrar döneceğim ama reklam öncesi Hacı Yakışıklı'ya bir kez daha söz hakkı tanıyacağım. Sonrasında aramızdan ayrılacak. Kerem Donat der ki yani zaten belli bir desibelin üzerinde ona göre dizayn ediliyor. İsmini de koyalım, barlar ve gece kulüpleri. Zaten dışarıya ses çıkmıyor. Yani 12